Elif Çakır, paralel örgütün hedefindeki savcı Ekrem Aydıner. Araştırmacılığıyla, arşivciliğiyle, terkipçiliğiyle, soruşturmacılığıyla ve konuları ele almadaki ustalığıyla Ekrem Dumanlı'nın hayranlığını kazanan Nazlı Ilıcak cesur yazılar yazmaya devam ediyor. AK Parti'den umduğunu bulamayınca ve Balyoz Ergenekon davaları döneminde dı cemaatin gücünü fark eden Ilıcak, her zamanki konjonktürel zekası ve öngörüsüyle İstikbal cemaatte deyip yanaşı verdi. Ekrem abisini bir kez daha haklı çıkartan Nazlı Alacak, 17 Aralık darbe dosyasında hukuksuzluklar ve usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle dosyaya takipsizlik kararı veren savcı Ekrem Aydıneli, Hanefi Avcı davasından tanıdığını yazı verdi. Ilıcak zihnini şöyle bir yoklayı verince, bir gazetede çıkan şu sözleri hatırlamış, dinlemeler içeren eski tip kasetleri Hanefi Avcı'nın makamına gizlice koyan polislere soruşturma açtığı için Eskişehir Başsavcısı Aydın Erdüz Savcı oldu. Diyor ki Ilıcak, bu iddianın ardında cemaatçi HSYK, soruşturmayı karartmak amacıyla savcıyı cezalandırdı. Ama araştırınca gerçeğin farklı olduğu meydana çıktı. Hanefi Avcı'nın makamına soruşturmayı açan Aydıner değil, savcı Hasan yönendi. 2011 yaz kararnamesiyle tayini çıktı. Kadıköy Başsavcısı olarak atandı Aydıner. Sonrasında ise Kadıköy kapatılınca Anadolu Adliyesi'ne düz savcı olarak atandı. Zaten hakkında da haksız menfaat temininden dolayı soruşturma başlatılmıştı. HSYK kınama cezası vardı. Hede hödö hakkuk. Bildiğiniz nazlı ıdacak işte. Ciddiye dahi almaya gerek yok aslında. Ancak bir de işin içine CHP'nin hukukçu ve vakti zamanında Diyarbakır Barosu Başkanlığı yapmış Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun meclise verdiği soru önergesi ve paralel medyanın da bunu CHP'den şok iddia olarak haber yapınca yazmanın vacip olduğuna inandım. Hadi Nazlı Ilıcak bildiğin Nazlı Ilıcak, Ekrem abisi ne verirse eline onu yazıyor diyelim. İyi de Sezgin Tanrıkulu. Evet, HSK tarafından Aydın erle ilgili bir soruşturma yürütülmüş. Yürütülmüş de, anlaşılan paralel örgütteki size coşkuyu veren kaynaklarınız sizi yanıltmışlar. Sayın Sezgin Tanrıkulu, İbrahim Okurlu HSK döneminde sicilleri bozulan yargı mensuplarının başına ne geldiyse, Eskişehir Başsavcısı Ekrem Aydın erin başına aynısı geldi. Paralel örgüt Eskişehir Başsavcısı Ekrem Aydın erin ipini iki sebepten dolayı çekti. Birincisi Hanefi Avcı'nın makamına eski tip kasetleri gizlice koyan emniyetçilere yönelik soruşturmanın talimatını verip bizzat ilgilendiği için Nazlı Alıcağı bir Binot, evet Nazlı Abla Hanefi Avcı'nın makamına uydurma deliller koyan emniyetçilere yönelik soruşturmayı Savcı Hasan Gönen yürüttü. Ancak emniyetçilere yönelik soruşturma Hanefi Avcı'nın başsavcı Ekrem Aydıner'e gönderdiği şikayet mektubunu İçleme alan ve ilgili savcıyı görevlendiren başsavcı Aydın Erdir. Dolayısıyla soruşturmaların asıl muhatabı Başsavcılık makamıdır, kurumdur. Hasan Gönen soruşturmanın her aşamasını başsavcı Aydıner'i bilgilendirmiş, başsavcı ya da ilgili başsavcı vekilinin talimatları doğrultusunda hareket etmiştir. Hanefi avcının odasında bulunan ve avcının aleyhine kullanılan delillerin odaya nasıl konulduğu ya da avcıya ait olup olmadığını kanıtlayacak olansa kamera kayıtlarıdır ve savcı Gönen'e kameraların o tarihlerde arızalı olduğu dolayısıyla herhangi bir kayıt olmadığı söylenir. Bunun üzerine başsavcı Aydıner soruşturmayı yürüten Gönen'e hard disk Sökülüp getirilmesi talimatını verir Zira o günlerde gerçekten güvenlik kameraları Bozuk mu yoksa birileri tarafından Kayıt dışı bırakılıp bırakılmadığı Hard diskten anlaşılacaktır Peki ne oluyor Eskişehir Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen Hanefi Avcı soruşturma dosyası için O dönem mesleğinin akıbeti için Dosyayı kapat gitme bu kadar üzerine Üzülmek istemezsin gibi Tehditlere aldırış etmeyen Aydın Er'in bir anda tayini çıkıyor Nazlılıcak doğru söylüyor. Yaz kararnamesiyle Ağustos 2011'de Kadıköy Adliyesi'ne başsavcı olarak. Yalnız Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye adliyelerinin kapanacağı ta 2007 yılından zaten bilinen bir şeydi. Hanefi Avcı dosyasında paralel örgütü kızdıran Eskişehir Başsavcısı Ekrem Aydıner'in tek kusuru bu değil de elbette. Bundan daha kötüsü bir de Erzincan Eski Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu dosyası var. Aydıner'in ipini çektiren. Mevzu önemli. Paralel örgüt ve yandaş medyanın 17 Aralık dosyasına takipsizlik kararı veren Ekrem Aydıner'le ilgili şok iddia velvelesi yaptıkları Ekrem Aydıner meselesine yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elif Çakır, Star.